17 Ağustos depreminin 19. yılındayız. Gece saatlerinde anma törenleri vardı ve Kandilli Rasathanesi'nde de depreme karşı alınacak tedbirleri anlatmak için bir basın toplantısı düzenlendi. O noktaya gidelim. Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, Cansu Karadağ'ın konuğu. Ne yapmalıyız, bizi ne bekliyor, depreme hazır mıyız, bu soruların yanıtını alalım. Sultan, belki 30 yıl sonra, belki 10 yıl sonra, belki yarın, belki birazdan biz tam da bu canlı yayını gerçekleştirirken olacak. Gerçek şu ki bir gün deprem olacak. Ne zaman olacağını bilmesek de Türkiye'nin deprem riski altında olduğu bilinen bir gerçek. Bugün 17 Ağustos depreminin 19. yıl dönümü. Biz de depremin yıl dönümünde her zaman olduğu gibi yine en ufak bir sarsıntıda gözlerin çevrildiği, iş ferahlatacak bir açıklamanın beklendiği Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ndeyiz. Yanımızda da Rasathanenin Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener var. Hemen sözü kendisine bırakacağım. Hoş geldiniz yayınımıza Haluk Bey. Öncelikle 19 yıl geçti o büyük Marmara depreminin ardından. 19 yılda ne değişti? Biz 19 yıl önce neyi bilmiyorduk? Şimdi neyi biliyoruz? Bu sorunuzu bilim insanları açısından soruyorsanız aslında bir sonraki depremin, 17 Ağustos'tan sonraki depremin batıda olacağını biz biliyorduk, hala da biliyoruz. Şu anda yaptığımız çalışmalarda buna daha çok emin olduk ve Marmara Denizi'nin içinde son 5 yılda gerçekleştirmiş olduğumuz, özellikle deniz tabanında yaptığımız çalışmalarla Marmara fayının aslında bazı kabullerin aksine tek parçadan değil farklı farklı segmentlerden oluştuğu ve bu her bir segmentin de farklı özelliklerde olduğunu, kiminin sismik olarak aktif, kiminin sığ deprem ürettiğini, kimin daha derinde deprem ürettiğini, kiminin sismik hareketlilik olmadığını, kimi yerlerde yavaş kayma hareketi olduğunu, bunlar bilimsel çıktılar ama bunun sonucunda söyleyebileceğimiz şey, biz tabii ki gönül şunu ister, Marmara'da hiç deprem olmayacak, bunu beklemiyoruz, olmayacak demek ama bunu maalesef söyleyemiyoruz. Bilimsel çıktılardan söyleyeceğimiz tek şey, Marmara'da deprem tehlikesi var ve bu tehlike de minimum 7.2 büyüklüğünde ve daha 7.2, 7.4, 7.5 denebilir ama sonuçta 7'den büyük bir deprem bizi bekliyor. Depremi önceden tahmin etmek halen mümkün değil. Depremin önceden 3 bileşeni var. Yeri, büyüklüğü, zamanı. Yeri ve büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz ama zamanını bilemiyoruz. Yani zamanını bilememek demek biraz önce ifade ettiğiniz gibi anonsta da şu anda da olabilir. 5 sene, 10 sene, 50 sene sonra da olabilir ama bildiğimiz bir şey var. Marmara bir deprem üreten bir bölge. Faylar var. Deprem, tarihsel depremler var. Sismik aktivite var. Yer kabuğu kayıyor. Jeodezik yöntemlerle GPS'le tespit ediyoruz ve dolayısıyla bir gün bu depremi yaşayacağız. Şimdi zaman zaman kimi profesörler tarih verebiliyor. Böyle geçmişe bakarak işte 30 yıl sonra, 40 yıl sonra şu aralıkta olacak büyük bir deprem diyebiliyor. Buna ne diyorsunuz? Yani tarih işaret etmek ne kadar doğru olur o geçmişe bakarak? Şöyle söyleyelim. Tabii ki bütün çalışmalar, bilimsel çalışmalar çok değerli ama o ifadelerde bildiğiniz gibi şu kadar olasılıkla şu kadar zamanda olma ihtimali var deniyor. Dolayısıyla bir istatistik olarak bir değer veriliyor. %65 olasılıkla olma ihtimali var demek, %35 olasılıkla olmama ihtimali var demek ama bir sonraki o kişi hocalarımızın tahminleri gerçekleştirmediği takdirde bir sonraki 30 yıl tahminlerinde bu olasılık %65 değil belki %90'lara çıkacak. Dolayısıyla biz sadece kurum olarak şunu söylüyoruz. Nerede olabileceğini, ne büyüklükte olabileceğini söylüyoruz ama ne zaman olacağını biz söyleyemiyoruz. Peki hocam, bir de tsunami gerçeğimiz var. Özellikle evet. Geçen yıl Bodrum Kos depreminin ardından o Bodrum'da gördüğümüz manzara korkutmuştu biraz bizi. Tsunami ne kadar gerçek? Tsunami gerçek. Çünkü yine tarihsel kayıtlara baktığımız zaman Marmara bölgesinde de Marmara'da olan büyük depremlerin ardından tsunamiler yaşanmış. Çünkü tarih kitaplarında bu yazıyor. Yine sadece Marmara üzerinde değil Ege'de, Akdeniz'de de büyük tsunamiler üretmiş büyük depremler. Fakat bizim tsunami'den korkumuz, depremden olan korkumuzdan daha az olması lazım. Çünkü bizim fayımızın özelliği, özellikle Marmara'dan geçen fayın özelliğinden dolayı ulaşabilecek tsunami'lerin deniz tabanındaki heyelandan kaynaklanacağını tahmin ediyoruz. Ve bu dalga boyları da bugün de ifade ettiğimiz gibi Marmara için 2 metre, 2 metre 20 santim gibi biz öngörüyoruz. Ne olur 2 metrelik bir dalga sonucunda? Ne olur bir dalga? Şöyle söyleyelim, bir deprem, yani ne olacağından öte ne olmaması gerektiğini söyleyelim. Kim sizlerin ne bizlerin ne yapmaması gerektiğini söyleyelim. Bir büyük deprem olduğu zaman kıyıya gidip meraklı bakışlarla dalgaları seyretmek yerine kıyıdan uzaklaşarak güvenli bölgelere çıkmak. Yani ama
bu bizim beklediğimiz tsunami hiçbir zaman sizin uzak doğudaki depremlerin yarattığı bir tsunami gibi algılanmasın. Böyle bir tsunami beklemiyoruz biz. Yani son söz olarak tsunami ile ilgili Marmara'da oluşabilecek bir depremin yaratacağı zararlar tsunami'nin yaratacağı zarardan çok çok kat kat fazla olacak. Peki hocam, az önce siz basın toplantısında da aktardınız. Sahil derken nereler özellikle riskli? Nerelerde o dalga boyunun 2 metreyi bulmasını bekliyoruz İstanbul, Marmara olarak? Marmara olarak. Yani İstanbul'da Kadıköy, Haliç'te demiştik. Silivri taraflarında da var ama biraz önce söyleyeyim, bunların hepsi bir senaryo depreme göre oluyor. Bakın, senaryo depreme göre biz bu çalışmalarda 30 farklı senaryo çalışmasında bulunduk. Yani hangi... Şunu bilemiyoruz kesin olarak, işte fayın nereden kırılacağını ve kırılmaya nereden başlayıp hangi yönde ilerleyeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla biz optimum bir çözüme göre bir senaryo veriyoruz ama bu tabii ki senaryo değişir, ama şunu söyleyelim, yani kıyı kesimindeyseniz tsunami'ye maruz kalma şansınız yüksek. Peki hocam, yine sıcak bir gelişmeyi sorayım size. Bugün Edirne'de 2 deprem oldu, 3 büyüklüğünün üzerinde. Evet. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Bunları yani normal Kuzey Anadolu fayıyla bağlayıp da yani bir yeri tetikleri gibi algılamak çok doğru değil. Dolayısıyla bunlar o bölgede olabilecek depremler, normal depremler olarak karşılamakta fayda var. Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Profesör Doktor Haluk Özener. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet Sultan, depremle ilgili en önemli araştırmaların yapıldığı merkezlerden birinden, Kandilli Rasathanesi'nden gerçekleştirdik yayınımızı. Şimdi söz tekrar size bırakalım.